sualini Sorumuza alabiliriz. devam edelim. Şimdi hep genel bir sorudur bu, merak edilen bir sorudur. Siz bunun en güzel örneğini yaşayan birisiniz. Bu kadar para, bu kadar servet mutluluğu hakikaten beraberinde getiriyor mu? Alın yazısı diye bir olay vardır. Bunlar değişemez. Vazgeçilmez, hem de hiç vazgeçilmez kriterlerden birisi kaynaktır, imkandır, fırsatlardır. Paran olsun ama zannetme ki bu sadece pencereyi açar, mutlulukları eve getirir. Vazgeçilmez önemli kriter olmasına rağmen onunla beraber alın yazısı diye bir olay vardır. Dış yüzünden bakarsın kişilere, firmalara, yuvalara, detaya girip hassas gözlüklerle incelediğin zaman herkesin kendine mahsus ayrı ayrı problemleri vardır. Binaenaleyh önce para ve imkanlarım olmadığım için inim inim inleyen dinleyen var ama ben yanı başında hepsi var hepsi var ama ben de ayrı pencerelerden dolayı inim inim inlediğim yerler olabiliyorum. Şimdi çoğu insan zengin olmak için çalışıyor. Zengin olduktan sonra insanlar neden çalışmaya devam ediyor? Futbolcu gibi mesela bir gol atıyor, mutluluktan uçuyor. Bir tiyatrocu arkadaşlarım var mesela. Bizim arkadaşlarımdan bazıları dediler ki artık yaşım bir yere geldi, yoruldum. Gazanfer Özcan ve hanımefendisi. Bu işte geri çekileceğim, dinleneceğim ama alışkanlıklardan vazgeçemezsin. Ben üreticiyim mesela. Bana üretme oğlum, istemiyorum deseniz bile ben gece gündüz yine aklım üretimde olacak. Fabrikaların yenilerini yapacağım. Yani çalışmadan durmuyorsunuz. Duramam. Peki bundan sonrası için hedefleriniz neler? Buraya kadar birçok şeyi gerçekleştirdiniz. Türkiye çapında değil, dünya çapında. Sağ olun. 2000 ve onun sonrası için hedefleriniz, bunu da yapmalıyım dediğiniz öncelikle neler var? Dünya artık kendi hudutların içinde, kendi düşüncelerin içinde gitme yerine dünyayla yaşamak, onun icablarına uymak ve global olma planı çalıyor. Rötarlılar kaybedecek. Onun için ben bundan sonra sadece de topluluğumu değil, Sabancı topluluğunu değil, değerli arkadaşlarım, kardeşlerim, el ele verme becerisini götürerek global müesseseler, Türk'ün imajını yukarıya götürecek müesseseler meydana getirebilirsek, bu Sabancı topluluğun da aşar, numune güzelse, verimli ise başkalarına da davetiye çıkarır. Bunu şöyle de açabilir miyiz acaba? Türk firmaları olarak, Türk şirketleri olarak yurt dışında yatırımlar yapmak gibi. Evet, aynen efendim. Tabii rahmetli babam en önemli işleri yapmıştı. Ben ve kardeşlerim ve değerli arkadaşlarım onun kadar önemliyi yapmadık. Çünkü o var etti, var var. Biz ancak koruduk. O zaman hep iç pazar düşürüyorduk. O zaman yalnız memlekete yapabileceğimiz, sonra ihracat diyorduk. Şimdi artık dünyanın başka yerlerinde de fabrikalar kuralım. Oralarda üretimler yapalım. Türk bayrağı oralarda da dalgalansın. Belli günlerde İstiklal Marşı. Hollanda'da, İngiltere'de, Fransa'daki fabrikalarımızda da. İşte globallaşma günü geldi. Ben de şimdi hedefimi bu istikamette görüyorum. Başka memleketlerde de fabrikalar yapmayı Evet. istiyorum. Şimdi